Kendi aranızdaki savaşların çok acımasız, çok kanlı ve çok can kaybıyla sonuçlanmış savaşlar olduğunu ama zaman içerisinde Avrupa Birliği şemsiyesi altında birlikte üretmeye başladığınızı, istikrarı, huzuru ve barışı yakaladığınızı görüyoruz. İşte Türkiye Avrupa Birliği sürecini bu yüzden önemsiyor. Çünkü insanlık tarihinin bu kadar kapsamlı bir barış projesi hala kıtasal bir proje. Türkiye'nin üyeliği ise bu barış projesini küreselleştirecek olan bir süreçtir. Biz bu yüzden Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini önemsiyoruz. Şu da bir gerçek, eğer Türkiye ön yargıların esiri olmadan zamanında üye olsaydı, bugün Avrupa Birliği çok daha müreffeh ve zengin olurdu. Bölgesel ve küresel gelişmelerde çok daha etkin bir Avrupa Birliği'nden bahseder olurduk. Suriye'de, Mısır'da Avrupa Birliği'nin sesinin maalesef dünyadaki diğer güç odaklarıyla kıyaslandığı zaman çok daha cılız kaldığını gördük. Suriye'de 110 bin kişi kendi diktatörü tarafından katledildi. Mısır'da Avrupa Birliği'nin en önemli değeri olan demokrasi tecavüze uğradı. Ama Avrupa Birliği'nden gelen sesler maalesef çok cılız kaldı. İşte Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olsaydı Avrupa Birliği'ni küreselleştirecek, belki bu katliamlara mani olabilecek ve dünya huzuru için sizlerle birlikte çok daha önemli adımları atabilecekti. Her demokrasi dışı hareket Türkiye'yi demokrasiye daha fazla susayan, demokrasiye iştahı kabaran bir ülke haline getirmektedir. Çünkü bütünlük içerisinde çeşitlilik değil, bütünlük içerisinde parçalanmışlık etkileri göstermemelidir. Türkiye Avrupa Birliği konusunda kararlıdır. Çünkü Türkiye demokratikleşme konusunda kararlıdır. Şeffaflaşma konusunda kararlıdır. Zenginleşme konusunda kararlıdır. Ve bu konu milletimizin ortak bir paydasıdır. İktidarıyla, muhalefetiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle biz daha aydınlık, daha müreffeh, daha zengin bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasiye daha fazla susayan, demokrasiye iştahı...